Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize iyi seyirler şimdiden. Sayfamı beğenip abone olmayı unutmayın. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bugün işte borsanın son 2 saatine gelmiş bulunmaktayız. Biz ne demiştik arkadaşlar bir önceki videolarımızda? Uzun vadeli hangi senetleri alabiliriz ve hangi senetlere yatırım yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bugün 2 tane hisseni söyleyeceğim. Hani uzun vadeli. Ki onlar da bugün düşüşte, neden derseniz 28-29 Mayıs'a kadar mı? Yanlış hatırlamıyorsam uçuşların iptal edilmesinden kaynaklı bugün bir değer kaybı na sebep oldu. O da arkadaşlar Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları. Arkadaşlar düşmesini ben de bekliyorum, açık ne söyleyeyim, ben de biraz daha alttan almak istiyorum. Ne kadar alttan alırsam benim için o kadar iyi. Ben bunu ne kadar almıştım arkadaşlar? 10.48'e almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 10.48'e almıştım. Şimdi buradan alırsam ortalama yükseltmiş oluyorum. O yüzden biraz daha düşmesini bekliyorum. Biraz daha düşerse yarın öbür gün benim için daha iyi olur. Bir ikincisi arkadaşlar havalimanları. TAV havalimanlarına baktığım zaman da 12 ayın en yüksek fiyatı arkadaşlar 28 TL. En düşük fiyatı 13 TL. Buralardan da alınabilir mi? Alınabilir, fakat biraz daha düşerse bu seviyelerin üstüne çıkmasını beklemek zorundasınız ki keza Mayıs sonlarına doğru bu seviyelerin üstüne zaten çıkacaktır diye öngörüyoruz arkadaşlar. Bunları söylerken arkadaşlar bir de şöyle bir hemen yasal uyarımız var. Onu da hemen yayınlayayım. Yatırım bilgi, görme tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Sadece benim için öngörüdür, oynadığım şekildir. Artı bir ikincisi arkadaşlar, bugün Merkez Bankası'nın FED'de olan bir karar açıklanma şeyi var, yani anlaşmaları var. Eğer anlaşılırlarsa doların seyrini atıyorum, euro, doların seyrini ve bunun hisse senetlerine ve altına nasıl yansıyacağını yarın öbür gün göreceğiz arkadaşlar. İnşallah olumlu şekilde yansır ki biz de en azından ona göre güzel kazançlar elde ederiz. Bir üçüncüsü arkadaşlar, bakayım o sayfayı indirmemişim, ondan dolayı arkadaşlar şimdilik geçmeyeyim. Benim kendi fonlarım arkadaşlar düzenli olarak artıyor. Yapı kredi portföyü, özel sektör, borçlanma araçları fonu arkadaşlar bugünkü değeri %0.572'lik bir değer kazandı arkadaşlar. Güzel bir değer kazandı. Biliyorsunuz yatırım fonları arkadaşlar uzun vadeli fonlar. Dünkü videomda da onu bahsetmiştim. Yapı kredi portföyü ve kira sertifikalar katılım fonu arkadaşlar %0.3502'lik bir değer kazandı. Güzel bir değer kazancı. Böyle gitmesini de temenni ediyoruz. İnşallah da böyle devam eder. Öyle söyleyeyim. Kurlara geldiğim zaman arkadaşlar, sizin dolar maşallah var. Yani FED'de anlaşmamız zaten kesin. Dikle anlaşmamız gerekiyor. Çünkü 7 liraya gördüm. FED'le anlaştıktan sonra acaba ne olacak? Alıp başını mı gidecek, devam mı gidecek, onu da bilmiyoruz. O yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videomun sonuna geldim. Şayet videoları beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Bol kazançlar. Herkes sağlıcakla kalsın.